Bakınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizler göreve geleli 3,5 seneyi biraz daha fazla aştı diyebiliriz. Malumunuz biz Fatma Hanım'dan 3 ay geç göreve başladık. Öyle bir dönemi bize yaşattılar. Ama 3,5 seneyi biraz aşan dönem içerisinde yaptıklarımızla bugünün iktidarını, bugünün hükümetini en tepesindeki şahsiyetten, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, bakanına, İstanbul'daki siyasilerine varıncaya kadar günlerini, gecelerini ne kadar meşgul ettiğimizi sizler görüyorsunuz. Tek sebebi var. Hizmet yapıyoruz. Hizmet yapıyoruz ve çok güzel hizmetler yapıyoruz. Çok güzel hizmetler yapıyoruz. Bu hizmetlerimizin kaynağında bir kişinin marifeti asla yok. Yani içinde binlerce, hatta 10 binlerce kahraman var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 86 bin çalışanı var. Liyakati ile göreve gelmiş yönetici arkadaşlarımız var. Hiçbirisi bizim ahbabımız, çavuşumuz değil. Akrabamız hiç değil. Tümden geçmişteki birikimleriyle bugün göreve geldikleri mevkilerde görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan yönetici arkadaşlarımız. Değerli dostlar, Türkiye'nin her şeyi var. Türkiye'nin insan kaynağı bunun en önündeki kaynak. Her şeyi var dediğimiz kavramda. Dünya insan kaynağı konusunda belki sıkıntı çekebilir ama bu alanda en az sıkıntı çekecek topluluk belki de bizim insanlarımız, bizim milletimiz. O bakımdan yeter ki fırsatı verelim. Fırsat vermenin modeli de gerçekten güçlü demokrasilerden geçer. Yani iradenin bir kişide değil, millette olduğu iradeden geçer. O bakımdan şu an verilen siyasal mücadelenin çok ulvi bir mücadele olduğunu, çok önemli bir mücadele olduğunu, her bireyin dikkatli bir şekilde süreci takip etmesi gerektiğini, her ailenin benim de çocuğumun yarın hakkı zayi olmasın, kayba uğramasın diyorsa bu sürecin başarılı olmasına katkı sunması gerektiği bir sürecin içerisindeyiz. Eğer evladınızı düşünüyorsanız, onun hakkının yenmemesini istiyorsanız, tek kişinin değil 86 milyon insanın hak sahibi olduğu bir Türkiye'nin var olması bizlere kazandıracaktır. Bizler işte bunun İstanbul modelini halkımıza yaşatıyoruz. Dolayısıyla kimiz biz? Cumhuriyet Halk Partili, Millet İttifakı'nın adayı, İstanbul'u kazanmış bir heyetiz. Sosyal demokrat belediyeciliğin tam hücresinde duran insanlarız. Aynen Fatma Hanım'ın İzmit'te olduğu gibi. Ya da diğer belediyelerin, başka belediye başkanlarının diğer belediyelerde olduğu gibi. Dolayısıyla bu güzel hizmetleri takip ediniz. Buradaki incelikleri lütfen siz de görünüz. İnsanlarımıza anlatınız. Çok başarılı olacağız. Gerçekten sadece kentimizdeki faydayı değil, yakın çevremize, milletimize, Türkiye'mize, hatta bir adım ileri geçiyorum, yakın coğrafyamıza nasıl katkı sunarıza kadar, örneğin 60'a yakın şehri bünyesinde barındıran, Balkan şehirleri zirvesini kuran İstanbul Belediyesi olarak bir yıl içerisinde bütün başkentlerinin üye olduğu 60 Balkan şehrine de aynı bilgileri, aynı deneyimleri, aynı katkıları birebir sunmaya dönük süreci başlatan da bir belediyeyiz. Az önce 350'nin üzerinde belediye dedim, Marmara'ya daha özenli bir çalışma yapıyoruz. İzmit Belediyesi ile değil sadece, bütün Marmara'daki şehirlerle ve oradaki sosyal demokrat belediyelerle bir araya geliyor ve onların da düşüncelerini alıyor, birlikte projeler üretiyoruz. Bunu derken kapımızı hangi belediye çalsa ona da evet diyoruz. Yani bugün o partinin, bu partinin belediyesi diye bakmaksızın bütün belediyelere katkı sunuyoruz. Bugünün iktidar partisine üye olan bazı belediyelere de katkılarımız olmuştur, olmaya devam edecektir. Sadece isimlerini vermiyoruz, başlarına bir şey gelmesin diye. Dolayısıyla
Dolayısıyla çok daha güzel, barış içerisinde, güzellikler içerisinde, insanlarımızın birbirine iyi gözle baktığı günlerde düşünün ki biz daha neler neler yaparız, ne kadar büyük ve ne kadar güzel işler yaparız. Fatma Hanım'a işbirliği için teşekkür ediyorum. Birlikte işbirliği konusundaki özel çabası için teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki az önce dediğim gibi Marmara'nın bütün şehirleriyle irtibattayız. İnanıyoruz ki Balıkesir'den Bursa'ya ve özellikle Kocaeli'ne kadar bütün büyük şehirler önümüzdeki yerel seçimde sosyal demokrat belediyeciliğin tadını almaya başlayacak. Bu büyük yolculukta hep beraber olalım, birlikte çalışalım, birbirimizi tanıyalım, güzel şeyler konuşalım, birbirimiz hakkında güzel kelimeler kuralım, güzel anlatımlar yapalım, birbirimizin kalbini asla kırmayalım, konumuz büyük, mevzumuz büyük, büyük işlere odaklanalım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selam diyor. Çınar Kart, İzmit'imize hayırlı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Gerçi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem Bey sadece İzmit'i bize değil, az önce kendisi de ifade etti, birçok belediyemize destek oluyor. Olağanüstü projeler gerçekleştiriyor. Bu kendisi de söyledi, sadece bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyelere değil, hem Millet İttifakı'nın belediyelerine hem de AK Parti ve diğer belediyelere de ayrım yapmadan, talep eden, ihtiyacı olan belediyelere de katkı sunuyor. Bir nevi aslında saraya da mesaj göndermiş oluyor. Onun için kendisini yürekten tekrar kutluyorum huzurlarınızda. Tabii göreve gelmeden önce belediyelerimizle ilgili birçok karalamalar yapıldı. İşte sosyal yardımları kesecekler falan diye. Tam tersine sosyal yardımları 4-5 kat artırdılar. Hele pandemi döneminde belki de ülkeyi yönetenlerin yapamadığı, ülkeyi yönetenlerin vatandaşımıza o süreçte sadece IBAN numarası gönderdiği süreçte maskesinden dezenfektanına kadar birçok konuda katkı sundu. Ve o kara propagandayı da boşa çıkardı. Ve birçok ilkleri de yaptılar. Örneğin İstanbul'da bir tane yurt yoktu, öğrenci yurdu. Şu anda 22 galiba değil mi Sayın Başkanım? Evet, 2800 öğrenci kapasitesine ulaşmışız. Türkiye genelinde de tüm belediyelerimizde 15.000'e yaklaştık. Yani neredeyse %400 artırdık. Yani bir üniversite kenti olan İstanbul'da bir öğrencimizin kalacağı yer yokken bugün ciddi sayılara ulaştı ve gelecek yıl bunun sayıları da artacak. Hiç kreş yoktu. Şu anda ciddi anlamda kreş her geçen gün artıyor. 50 oldu İstanbul'da. Türkiye genelinde de 380'e çıkardık ve yaklaşık 35 bin öğrencimizi de, yavrumuza da bu kreşlerde eğitim veriyoruz. Raylı sistemlerde zaten İstanbul şu anda bir rekor kuruyor. 10 ayrı hatta çalışma devam ediyor ve Türkiye genelinde de 23 şu anda raylı hattımız devam ediyor. 11'i tamamlanmak üzere. Yeşil alanlar 3478 yeni park yapıldı. Yani 3200 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yapıldı. Hani hep deriz ya, onlar doların yeşilini seviyor. Biz doğanın yeşilini seviyoruz ve bütün belediyelerimizde de İstanbul Büyükşehir'de, İzmit belediyemizde olduğu gibi bütün yeşil alanları değerlendiriyoruz. Az önce otururken Fatma Başkanım, başkanım dedi, sizin dağıttığınız tohumlar burada artık ürün vermeye başladı ve büyük bir memnuniyet var bu anlamda. Türkiye genelinde bunu yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir, Ankara, İzmir, birçok büyük şehrimizde de şu anda üreticilerimize olağanüstü gübresinden ilacına, tohumundan diğer tarım girdilerine kadar destek veriliyor. 160 bin üreticiye ulaştık şu ana kadar tüm belediyelerimizde ve 1260 kooperatifle de işbirliği halindeyiz. 17 Aralık'ta da İzmir'de ilkini İstanbul'da geçen yıl gerçekleştirmiştik bir
tarım fuarını, ikincisini de bu yıl 17 Aralık'ta İzmir'de gerçekleştireceğiz. Bakıldığında değerli konuklar, tarım, öğrenci, çocuklarımız, birçok alanda hizmetlerimiz var. Aslında bu iktidarın bizim belediyelerimize teşekkür etmesi lazım. Eğer toplum, vatandaş bugün birçok sorunu daha dramatik bir şekilde yaşamıyorsa, üzerindeki yük bir şekilde alınıyorsa, bunda en önemli katkı belediyelerimizin. Gerçekten vatandaşımızın her anında yanındalar. İçinde bulunduğu bu ekonomik buhranın yükünü almak için de olağanüstü çaba içerisindeler. Yani teşekkür edecekleri yerde ama ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Her anlamda baskıyı, her anlamda tehdidi, her anlamda engellemeyi gerçekleştiriyorlar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz kesinlikle vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz ve her anlamda da vatandaşlarımızın yanındayız. Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla şimdi yeni bir şey daha başladık. Bunu İzmit Belediye'miz de uygulamaya başladı. Özellikle çocuklarımıza beslenme çantası takdim ediyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız gerçekten bundan son derece memnun. Evladının çantasına beslenme koyamayan anneler, yani çocuklarını okula gönderdiğinde gerçekten o beslenme çantası açıldığında çok üzücü olaylar yaşanıyor. Bunu da ortadan kaldırmak için şu anda ihtiyaç sahibi ailelere götürüyoruz bunları. 15-20 belediyemiz başlangıç yapmıştı. İlk belediyelerimizden biri de İzmit Belediye'miz. Tabii Beylikdüzü Belediye'miz de bu işin lokomotifliğini yaptı. Ve birçok belediyemiz de şu anda bununla ilgili çalışmaları başlattı. Mecliste biz bununla ilgili bir teklif vermiştik, önerge vermiştik. Ama maalesef hiç değilse günde bir kez bu çocuklarımıza yemek verilmesi, bir öğün yemek verilmesiyle ilgili. Ama bu talebimiz de mecliste maalesef reddedildi. Tabii bunların bakmayın siz algı yarattığına, gerçekten saraydan verilen talimatlarla inanılmaz bir baskı içerisindeler. Acaba ne yaparız, ne ederiz de biz bu CHP'li belediyeleri, Millet İttifakı'nın belediyelerini engelleriz, onları toplumun gözünde küçük düşürürüz, bunun çabası içerisinde. Yani kamu bankaları kredi vermez, İller Bankası teminat mektubu vermez. Cumhurbaşkanlığında şu anda tek bir imza ile bekleyen 30 milyarlık kredimiz var. Sonuçta bunlar vatandaşların sorunlarını çözümü için harcanacak. Ve uzun vadeli çok ucuz fonlar, kaynaklar bunlar. Ama her türlü ellerinden gelen olumsuzluğu gerçekleştiriyorlar. Hele bir de sarayın bakanı var, İçişleri Bakanı. Gerçekten o koltuğa yakışmayan, o koltuğu asla hak etmeyen biri. Şimdi hani ben demiştim ya, belediyede bir birim kuruldu. O birimin işi gücü bizim belediyelerimize müfettiş göndermek, incelettiği bir dosyayı tekrar inceletmek, bulamayanı müfettiş varsa cezalandırmak. O zaman hayır yok demişti. Şimdi ortaya çıktı değerli arkadaşlar. Her bir belediyemize kumpas kurmak için uğraşıyor. Eğer suç bulamadıysa diyor ki gidin uydurun, bir şey bulun. İtirafçı bulun, ne buluyorsanız bulun ama bu belediyeleri çalıştırmayın. Bu belediyelere bir şekilde korkutun, hizmet yaptırmayın. Soylu, bir kez daha sesleniyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeymişsin galiba. Ne zaman döneceğim bilmiyorum ama. Oraya neye gittiğini de bilmiyoruz ama. Sen bizim belediyelerimize diz çöktüremezsin. Unut bunu. Biz de senden korkacak belediye başkanı yok. Biz biliyoruz senin nasıl kumpas kurduğunu. Senin Mülkiye Teftiş Kurulu'na yalan söyletmek için neler yaptığını, uyduruk işlerle uğraştığını. Ya Allah aşkına, belediyede çalışan kişinin babası 12 Eylül öncesinde cezaevinde yapmış veya dayısı bir suç işlemiş, amcasının oğlu bilmem ne yapmış. Bununla belediye personeli sicil alır mı? Böyle bir akılsızlık olur mu?
Yani bunu bile değerlendirmeye çalışan bir akılla karşı karşıyayız. Ama biliyorum ki AK Parti'nin vicdan sahibi yöneticiler de bunun farkında. AK Parti'nin bazı üst düzey yöneticileri de bunun farkında, bu rahatsızlıklarını da her yerde dile getiriyorlar. Ama şunu biliyoruz ki her söylediği maalesef yalan çıktı. Geçtiğimiz günlerde de bir buçuk saatlik bir açıklama yaptı. İçi boş. Terörist var dedi, şu dedi, bu dedi. Şimdi içini doldurmak için kumpas kuruyor, suç uydurmaya çalışıyor. Soylu, ne yaparsan yap. Ama bu yaptıkların bir gün adalet kantarında sen de tartılacaksın. Bir gün bu yaptıkların hesabını elbette yargı karşısında vereceksin. Ama unutma, unutma, gün bugün değil, bu işin yarını da var. Yarını da var. Elbette o işlediğin suçlar bir gün değerlendirilecek. Bakın arkadaşlar, ya terörist var diyor. Allah aşkına, teröristi yakalamak, onu bir şekilde tutuklamak kimin görevi? İçişleri Bakanlığı'nın görevi. Kendi görevini yapamayan bakan dedikodu yapıyor. İftira atıyor, karalama yapıyor, kumpas kuruyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ve tekrar uyarıyoruz İzmit'ten. Bu yanlıştan dön, bu karanlıktan dön. O bakanlığa zaten yakışmıyorsun. Eğer onurun, gururun varsa, şerefli bir insansan da oradan istifa edersin, ayrılırsın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben her iki belediye başkanımı da kutluyorum.